Hoş geldiniz sayılı gençler. Hoş bulduk Gül Dedem. Hazırsanız dersimize başlayalım. Hazırız Gül Dedem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakilerin şerrinden kurtulup, hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevaziyi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katir tarika rast gelsedir, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur, ilişemez. Bir çadıra girse o namile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatında öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Evet, şimdi sizlerden de dinleyelim. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın, himayesine gitsin. Ta şakileri şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilirsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Mütevazi iyi bir reisin ismini aldı, mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir kati üç tarika rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki def olur gider, ilişemez. Bir çadıra girse ona bile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilemez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. 100.000 maşallah size kardeşim. Tebrik ederim sizi. Allah sizi Kur'an'a ve imana hadim eylesin. Şimdi dersimizi mütalaa edebiliriz. Efendim, Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen cümlesinde ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket nedir? Bismillah'tır. Güzel. Pekala, besmelenin hakikatını lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile şahsında en mükemmel gösteren kimdir? Kainatın efendisi, Allah'ın Resulü, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Evet, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Cenab-ı Hakk'ın tükenmez kuvvetinin, hesapsız mucizeleriyle bitmez bereketinin en parlak örneğidir. Bereket yalnız rızık cihetiyle değildir, biliyorsunuz. Bedenimizde, aklımızda, kalbimizde ferahlık da berekettir. Burada önemli olan bizim iman ile bu kuvvet ve bereketi tanıyıp anlamamız, iman ile Bismillah'ın manasını bilmemiz bize manevi bir kuvvet ve bereket olur. O zaman her türlü işimizde maddi ve manevi bir kolaylık elde ederiz. Uzaktaki cisimleri bize yaklaştıran alet nedir? Dürbündür. Derin hakikatları aklımıza yaklaştıran nedir? Temsillerdir. Evet, temsiller birer dürbün hükmündedir. En derin ve yüksek hakikatleri her seviyedeki insana ders verir. Kur'an-ı Kerim'de de çok temsiller vardır. Sevgili üstadımız da bu hakikatleri
iyice anlamamız için çok temsiller verir. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta şakirlerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. Paragrafı ile ilgili biraz bize bilgi verebilir misiniz Gül Dede? Hay hay Muhammed Bera kardeşim. Bedevi çölde yaşayan demektir. Kabile birlikte yaşayan, konup göçen, bir sülaleden çoğalan insanlar demek. Yani bir reisin idaresi altında bulunan ve çoğu aynı soydan gelen insanlardır. Üstadımız burada tarihe gönderme yapıyor. Şimdi hayalimizle o zamana gidip izlemeye başlayalım. Yani İslamiyet'ten önce çöllerde yolculuk yapmak hem zor hem tehlikeliydi. 50-60 veya daha fazla insanlar bir araya gelirler, bir kervan kurarlardı. En az 10-15 kişi de silahlı olarak adam tutarlardı. Silahlı adam. Çünkü çöllerde her an yol kesenlerin hücumuna hedef olurlarmış. Kervanlar bu şekilde yola çıkarlar, memleket memleket gezerler, alışverişlerini yaparlar, yine aynı kervanla geri dönerlermiş. O çöllerde meşhur kabileler yaşarlarmış. Kervanlara katılamayan bazı insanlar hatırı sayılır o kabile reisine gider, onun koruması altına girer, öyle yola çıkarlarmış. O zaman o kabilenin adamı olduğundan ona kimse ilişmezmiş. İlişse o kabileyi karşısında bulurmuş. O kabile reisine kayıt olup yola çıkan rahat eder, ona kayıt olmayan her an tehlikede olurmuş. Çünkü yol kesenler onun her şeyini aldıkları gibi kendisini de köle pazarında köle diye satarlarmış. Şaki eşkıya demek, yol kesen demek. Burada iki mesele var. Bakın. Ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Nedir o iki mesele? Birincisi düşmanların şerrinden kurtulmak. İkincisi ihtiyaçlarını gidermek. Ama öncelikle düşmanların şerrinden kurtulmak geliyor. Besmele'den önce şeytanın şerrinden kurtulmak için Euzubillahimineşşeytanirracim kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım der. Şeytanı onun vesvese ve şüpheleri gibi şakileri kalbimizden uzaklaştırırız. Ya şeytanın hem de neyi vesveseler ve şüpheleri gibi şakiler var kalbimizin hemen yanı başında. Önce onları ne yapıyoruz? Euzubillahimineşşeytanirracim demekle uzaklaştırıyoruz. Sonra ihtiyaçlarımızı karşılamak için harekete geçiyoruz. En büyük ihtiyacımız ebedi saadettir. Bu ihtiyaç da ancak sağlam bir iman ile elde edilebilir. Sağlam bir imanda ancak aklımızın, kalbimizin ve duygularımızın ilimle, marifetle, muhabbetle dolması ile mümkün olur. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevaziydi, diğeri mağrur. Buradaki mağrur ve mütevazi kelimelerini açıklayabilir misiniz Gül Dedem? Mütevazi, alçak gönüllü, gösterişsiz. Gururlanmayan, kibirlenmeyen, üstünlük taslanmayan demektir. Mağrur, gururlu, kibirli, kendini beğenen demek. Mümini kafirden ayırt eden en birinci özellik mütevazi oluşudur. Mümin mütevazidir, kafir mağrurdur. Şeytanın kovulmasının ve lanetlenmesinin nedeni nedir Gül Dedem? Şeytanın kovulmasının ve lanetlenmesinin asıl sebebi kibirdir, gururdur. Adem babamıza karşı gururlanmış, ben ondan üstünüm demiş, ben ateşten yarattım, onu çamurdan yarattım, ateş çamurdan üstündür
demiş. Bu gururu ve kibiri yüzünden hem kovulmuş hem de lanetlenmiş. Evet, şimdi de ben sorayım. İlk ırkçı kimdir? Şeytandır. Samimi bir müminin en güzel özelliği nedir? Mütevazi ve alçak gönüllü olmasıdır. Mütevazi bir reisin ismini aldı. Mağrur almadığı cümlesini biraz bize açar mısınız Gülleden? Sevgili üstadımızın güzel bir becerisi var. İnsanda büyüklüğün mikyası, ölçüsü küçüklüktür, yani tevazudur. Küçüklüğün mizanı büyüklüktür, yani tekebbürdür. Yani büyük insan kimdir? Büyük insan mütevazi, alçak gönüllü olandır. Küçük insan kimdir? Büyük olmadığı halde büyüklenen, kibirlenendir. Bazen öyle gururlu, öyle kibirli insanlara rastlarsınız ki, başını o kadar geriye doğru diker ki, neredeyse sırt üstü düşecek. Ama meyve veren ağaçlara bakarsınız, tevazusundan neredeyse secdeye kapanacak. Alanı her yerde selametle gezdi cümlesinde ne kastediliyor Gülleden? Yani Bismillah, Allah'ın adıyla demek. Besmele'nin tekrarı, insanı manen yükselttiği gibi, cinni ve insi şeytanlara karşı da insanı korur. Yollarda perişan olmamaya ve selamette kalmaya vesile olur. Bir katil tarika rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Çünkü defolur gider. İlişemez cümlesinde katil tarik ne demektir Gülleden? Katil tarik yol kesici demektir. Yol kesen yolcuyu sahipsiz bilirse ne yapar? Yolunu keser. Sahibini bilirse kesebilir mi? Hayır! Yolların en mühim nedir? İman yoludur Gülleden. Bu yoldaki yol kesiciler kimlerdir? Nefis ve şeytandır. Evet, yol kesen çoktur. Birincisi şeytandır. Onun hedefi iman kalesini tahrip etmektir. Orayı ele geçiremezse davasından vazgeçmez, her yönden gelir. İnsanın ihlasını bozmaya ve amellerini eksiltmeye çalışır. Bundan dolayı insan için mücadele ve mücahede daimidir. Her an imtihanda, her an mücadelede, her an mücadelede. Yani ebedi saadete giden yolumuzu kesmeye çalışan şeytana karşı daima uyanık olmalıyız. İkincisi nefistir. Buradaki nefis nefsi emmaredir. Yani daima kötülüğü emreden nefistir. Onlardan zarar görmemenin yolu nedir Gülleden? Şeytanı ve nefsi unutmamak. Lisan-ı kalimizle Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek Allah'a sığınacağız. Lisan-ı halimizle de çok yüksek, çok mühim, çok kıymetli olan Sünnet-i Seniyye kalesine gireceğiz. Yani Peygamberimizin sünnetlerini işleyeceğiz. Onun yolundan gideceğiz. Özet olarak Allah'a kul olana her şey hizmetkar olur. Ateşin Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, balığın Hazreti Yunus Aleyhisselam'a, inek ile arının insana musahhar olması, yani insanların hizmetine girmesi gibi. Bir çadıra girse olan ile hürmet görür cümlesini nasıl anlamalıyız Gülleden? Her bir tarla, her bir bostan bir çadırdır Alperen. İçine girdiğimizde süslü meyveleri ve sebzeleriyle iştahımızı celbedip adeta bize hürmet ediyorlar.
atmosfer tabakası bir çadırdır Alperen. Bizi kucaklayıp ciğerimizi temizliyor. Halbuki içindeki mikroplar ile bizi zehirlemesi mümkündür. Denizler, okyanuslar bir çadırdır Alperen. İçine girdiğimizde bize hizmet ediyorlar. Gemilerimizi omuzlayıp bizi ıslatmadan taşıyorlar. Öteki mağrur bütün seyahati boyunca öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima tisrar, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu cümlelerinde bize anlatılmak istenen nedir Gül Dedem? Mağrur kişi daima titrer. Çünkü kuvvet ve kudreti sonsuz olana dayanmamıştır. Daima dilencilik eder çünkü merhamet ve şefkati nihayetsiz olana el açmamıştır. Zelildir çünkü her şeye gücü yeten kadir olan Allah'a inanmamıştır. Rezildir çünkü rahim olan Allah'a güvenmemiştir. Bütün seyahatinde kelimesi de dikkatimizi çekiyor. Bu seyahat sadece dünyadaki seyahattan ibaret değildir. Dünyadan, kabirden, mahşerden, sırattan geçip ebedler memleketine bir seyahattır. İşte mağrur adam bütün bu yolculuğunda tarif edilmez belalarla, musibetlerle karşılaşır. Böylece daima titrer, daima dilencilik eder. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim.